17-25 Aralık yargı ve polis darbesini İstanbul'da bir toplantıda kararlaştırdılar. 15 Temmuz gecesi MİT Başkanı Hakan Fidan'ı hedef aldılar. FETÖ'nün karanlık planlarının perde arkasını örgütün gizli istihbarat sorumlularından YU sorgusunda itiraf etti. Ayda bir olarak mahrem yapıların imamları bir araya gelir ve Türkiye gündemi ile alakalı toplantı yapılırdı. 17 25 kumpasının da yine böyle bir toplantı neticesinde planlanıp Fethullah Gülen'in onayı alındıktan sonra yargı ve emniyet gizli yapılarının kontrolünde yapıldı. FETÖ 17 25 Aralık kumpasıyla güçleneceğine inanıyordu. Planlarını o yönde yaptı. 7 Şubat MİT kumpasının kurulmaya çalışıldığı süreçte de MİT Başkanı Hakan Fidan yine hedefteydi. 17 Aralık'tan birkaç gün sonra ofise gittim. Burada Tahir Kod isimli örgütün MIT sorumlusu bulunuyordu. Yaşananları sorduğumda sıra Hakan Fidan'a da gelecek dedi. İfadeye göre FETÖ'nün gizli toplantılarında MIT başkanının yerine geçmesini istedikleri isimler bile konuşuldu. Terör örgütü amacına ulaşamayınca Fidan'ı 15 Temmuz'da da hedefe koydu. 2017 yılında örgütün korumalardan sorumlu gizli yapılanma sorumlusu ÖK ile birlikte örgüt evinde kaldım. Bana 15 Temmuz gecesi Tahir Kod isimli şahsın kendisini arayarak Hakan Fidan'ı alabilecek MIT'te çalışan bizden koruma var mı diye sorduğunu anlattı. Fetullahçı terör örgütünün gizli yöneticilerinden YEU bu ifadeleri verdikten sonra vazgeçmek istedi. Ancak o itiraflar avukatı huzurunda alındığı için talebi yerinde görülmedi. EU yargılandığı davada casusluk ve FETÖ yöneticiliği suçlarından 40 yılı aşkın hapis cezasına çarptırıldı.